takım halinde kapanıyor Hakan. Arif şut açısı buluyor. Vuruyor toparlarda. Toparlarda. Dünyanın en iyi kalecisi bu Schmeichel. Ama bizim Arif de öyle bir vuruyor ki köşedeki örümceği alıyor. Nasıl yükseliyoruz? Nasıl bir tempo? Arif şut pozisyonda vuruyor. Schmeichel. Evet. Şampiyonlar Ligi bu. Ülkemizde Türk futbolu ne kadar kıymetliyse, Türk futbolcusu da en az o kadar değerlidir bizim için. Yıllara yayılan goller, heyecanı sürekli yenilenen şutlar, en kritik maçlar ve her durumda takımının arkasında duran Türk taraftarlar. Futbolun bu ölümsüz anlarına pek çok anı katan, unutulmayan oyunculardan biri de Arif Erdem'dir. Hakan Şükür, Arif. Hakan Yılmaz topuk pası. Tekrar Arif'e. Arif şimdi kale. Kale gol! Galatasaray'ın mihenk taşı, eski milli futbolcu ve teknik direktör. Futbola Zeytinburnu Spor'da başlayan Erdem, 1991 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve çalıştığı süre boyunca takımını her zaman ileri taşıdı. Gencecik bir delikanlıyken adım attığı Galatasaray'ın 1993-94 sezonunda Manchester United'la oynadığı maçta gösterdiği performansla ve hafızalara kazanan mükemmel golüyle takdir topladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk takımı olan Galatasaray'ın Avrupa'ya damgasını vuran oyun gücünde Arif Erdem'in payı da her zaman çok büyüktü. Kırılan rekorlar, sahanın her yanından kaleyi bulan toplar, her zaman dinç ve disiplinli devam eden bir oyun stratejisi ve taraftarların sevgisini ilk günden beri kalbinde saklayan bir sporcu. Milenyum Çağı 2000'de Avrupa başarıları sonunda UEFA Kupası'nı kazanan takım da onun takımıydı. Tarih 17 Mayıs 2000. Kopenhag'da yapılan UEFA Kupası finalinde Arsenal'le mücadele eden Galatasaray, o efsane kadroyla maçın normal süresini 0-0 tamamlamıştı. Penaltılarla 4-1 kazanılan kupa hem yıldız futbolcularıyla hem de penaltı heyecanıyla ölümsüzleşmişti. Arif Erdem bu zaferden sonra kariyeri için önemli bir adım attı ve İspanya'nın Real Sociedad takımına transfer oldu. Ardından tekrar döndüğü Galatasaray'da altın çağını yaşayan ünlü futbolcu, 2001-2002 sezonunda attığı 21 golle gol kralı unvanına sahip oldu. Takımdaki diğer oyuncular tarafından her zaman iyi bir dost, bir abi sıfatlarını barındıran Erdem, futbol hayatına yine Galatasaray'da veda etmiştir. Milli takımda bulunduğu süre içinde 60 kez forma giyen, sayısız gol atan, birçok şampiyonluk tadan oyuncu, teknik direktörlük kariyerini de başarıyla sürdürdü. 5,5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Abdullah Avı ile beraber çalışan ünlü sporcu, 2011'de takımın teknik direktörlüğünü üstlenmiş, tecrübeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çok iyi yerlere getirmiş ve 2012'de de takımla yollarını ayırmıştır. Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu, golcü futbolcusu Arif Erdem her zaman başarılarla anılmakta ve taraftarları tarafından takdirle alkışlanmaktadır.